Herkese selamlar dostlar. 14 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 4 adet mücadelem var. 4'ünün de ideal tercihlerini yapacağız. Bazılarına bir nevi bir yüksek oranlı tercihler de yapacağız. Değerlendirecekler hepinize bol şanslar. İsterseniz direkt videomuza başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmamız ekrana gelsin. Skor yarışmamız Al Alanya Antalya Akdeniz derbisi. Hatta Antalya derbisi de diyebiliriz. Alanya Antalya'nın bir ilçesi olduğundan dolayı ya bir nevi Akdeniz derbisi. Velhasıl kelam fazla lafı sözü gerek yok. Bu maçın skorunu sizlere sorduk. Daha önce 12 Ekim'de Barcelona maçının maç skorunu sizlere sormuştuk. Mücadele 3-3 sona erdi. Beklenmedik bir skordu diye düşünüyorum. Ben çok gol bir maç beklemiyordum. Hatta yüksek oranıyla tekli bir öneri yapmıştım. 3.5 altına 1 diye. 3-3 bitti mücadele. Barcelona koruyamadı. Geldiği gibi attı ki şöyle söyleyeyim. 90'larda inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Özellikle Inter çekiyor çekiyordu az daha Barcelona'nın öyle diyeyim ben sizlere. Velhasıl kelam Antalya Antalya maçı Antalya Alanya mücadelesi maç skoru sizlere sorduk. Benim skor beklentim 1-1'lik bir, bir, beraberlik doğrultusunda. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Sorduk dediğim gibi. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Ekim ayı boyunca değerlendirecekleri katılacaklar. Şimdiden bol şanslar diyerekten geçeyim. 12 Ekim'in YouTube raporu gelsin ekrana. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. 12 Ekim'de 5'te 3 olarak tamamlandı. Napoli'nin KG varını vermiştik. Başarılı oldu. Barcelona'ya atacağı 2 gol. Hatta Barcelona'nın bir tane daha iddia tercih yapmıştım çok fazla oranı yoktu Avrupa'da. Oranı biraz daha yüksekti. En çok korneri ilk yarı atar dedim ki ilk yarıdan 8 tane korner attı Barcelona takımı. Victor Appiz'e deplasman atacağı 3 gol. Zaten ilk yarıdan çok rahat geldi. 25-30 dakikada geldi. Rangers ve Tottenham maçlarına baktığımız zaman da Liverpool'un galibiyetini verdik okey. Tottenham'ın da galibiyetini verdik okey. Ama dediğim gibi alta da not düştüm. Bizi bu maymunluklar yapmak kaybettiriyor. 4.5 alt, 4.5 alt, 4.5 alt. Bundan dolayı kaybettik bugün de. Tottenham maçı 3-2 bitti. Hatta Liverpool'u saymıyorum. 8 tane gol oldu da. Ee, Tottenham'da yani biraz şanslılar gitti. Penaltı falan da kaçtı. Dediğim gibi 4.5 alt yapmak burada bizi e, ideallerden kaybettir. ki oran almak adına gittik burada da. Tottenham'ın doğrudan galibiyetinin bir 35 oranı vardı. Ben bir 70 bandına çıktım. Bu yüzden bu şekilde 5'te 3 şekilde sonuçlandı bilginize. Geçtim bunu da isterseniz direkt başlayalım. 4 tane mücadelemiz var ve Cuma kombinesini ben sizlere önereceğim. Tek bir kombine çıkardım. O kombineyi bu videoda vermeyi düşünüyorum. Sizlerden ricam videoyu açan like'lardır. Artı 300 seviyesine like gelirse Cuma gün olması dolayısıyla şimdiden hepinize bol şanslar dile dileyelim. Alanya Antalya mücadelesi. Şimdi maç hakkında bazı önemli bilgiler var. Bu önemli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Öncelikle Alanya Spor tarafından başlayalım. Dediğim gibi bu derbi mücadelesi maç skorunu sizlere sorduk. Derbi mücadelesi olduğundan dolayı ben şimdi Alanya tarafından başlayalım. Öncelikle Alanya Spor tarafına baktığım zaman da Hasan Çavuşoğlu'nu takip ediyorsanız ki Alanya Spor'un kendi ben tüm süperlik takımlarını takip ederim. Şimdi şey yapıyor Hasan Çavuşoğlu. E, Alanya Spor'un başkanı otel otel geziyor forma veriyor sürekli bugün mesela 10 tane gönderi attı önüme düştü mesela Otel otel geziyor forma veriyor bir nevi takıma burada para topluyorlar gibi bir olay ziyaretin mantığı olur diye düşünüyorum ben Şimdi Alanya tarafında bildiğin üzere böyle e, Anadolu takımlarının birçok taraftar grubu oluyor Alanya Spor'unda şimşekler, yörükler, e, 07 gençlik tarzı o sanırım Antalya'ya kayıyor da bir nevi bu taraftar gruplar oluyor ya Alanya maçında bu taraftar grupları hepsi bir araya toplanacak. Böyle bir avantaj var. Bu avantaj olduğundan dolayı statta muhtemelen full'e yakın olur diye düşünüyorum ben bir Akdeniz derbisi olduğundan dolayı. Alanya Spor'da bu taraftarların hepsinin birleşmesi Alanya Spor adına bir önemli bir artı olarak düşünüyorum. Ha, normal şartlarda baktığımız zaman her iki takımda çıkış arayan takım Antalya'nın kadrosu bana göre daha kaliteli bir kadroya sahip. Ben bu yüzden taraftar grupları ve Alanyaspor'un da bir çıkış aramasından dolayı ben Alanya'nın bir golünü aldım. Aldık mı? Devam. Antalya tarafına baktığımız zaman da dediğim gibi Antalya'nın kadrosu daha kaliteli. Endao, Hajrit falan bunlar hızlı oyuncular. Onların defa Alanyanın defansına baktığımız zaman Fatih Aksoy, Furkan Bayır gibi isimler de bunlar daha biraz daha toy. Yani pozisyon bilgisi demeyelim de hata yapma riski çok yüksek olduğu oyunculardan ve Antalya'nın forvet hattı da Bence bu hataları değerlendirebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta ben burada bir Antalya tarafına biraz kayayım. Alanya tarafından ziyade Antalya'nın kadro kalitesiyle burada iyi oynayan kazanacak çünkü bu mücadeleyi. Ee, o al bu ver biz yatalım muhabbeti bence olmayacaktır. Çünkü her iki takımın da puanı ihtiyacı var. Antalya tarafından da ben gol bekliyorum. Kadro kalitesiyle Alanya'nın bence önünde. Bu Faryoli'nin Faryoli defanstan çıkma oyununu bir türlü vazgeçemedi. Hatta Alanya Spor mağlup olursa belki Faryoli'nin de bu maçta son maç olur diye düşünüyorum. İlaiden KG var tercihini aldım bu mücadeleye. 152 gibi orandan. 1.52'den aldık ya bir de şöyle düşünüyorum. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da bir bir birlik bir beraberlik beklediğimi söylemiştim ben sizlere. Antalya belki galip gelebilir diye düşünüyorum. Ama mücadele bir KG var olabilir. Ben burada maç sonu 0'da 3-0-3 gibi orandan yüksek oranını önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Schalke ile Hoffenheim mücadelesi. Cuma'nın maçları bir biraz sıkıntı olabiliyor Bundesliga'da. Yani 8-9 hafta oynadıysa 6 tanesi patlamıştır gol yönünden. Ee, bu mücadelede ben şöyle bir tercihe gittim. Ee, gollü bir maç bekliyorum şöyle. Her iki takıma baktığım zaman Schalke de ofan halinde atılabilecek takımlar olduğunu düşünüyorum ben burada. Ben burada doğrudan bir üst tercihine gittim. 2,5 üst olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Neden 2,5 üst olarak aldım? Mücadelenin önce ben sorarım. Var mı? bakın. Varın oranı bir 39 mesela. 2,5 üstün 1,41. Neden böyle? Ya yani 0.02 için bir gol daha beklemeye değer mi diye düşünürseniz mücadelenin üst sıfırı var mı? Ben ona bakarım arkadaşlar. Mücadelenin bence üst 0 olduğundan dolayı her iki takım da yapabilir bu üst sıfırı bu arada. Hovhanayma hibresi biraz daha fazla olsa da bu üst sıfırın. Üst sıfırı var yani bu mücadelenin. Olma ihtimali var. Vardan ziyade ben buradan, bu yüzden üste yöneldim. 2.5 üst olarak 1.41 gibi orandan değerlendirdim. Her iki takım da burada zaten özellikle Şakir kendi evinde biraz daha baskın bastıracağından dolayı goller de kontradan olabilir. çarkenin baskısından gelebilir. Mücadelede 3 gol sesi bence gelebilir. 1.41 gibi orandan. Brentford'la Brighton mücadelesi. Brentford takımının son haftalardaki oyunu gerçekten çok fazla iyi bir oyun sergileyemeyen bir Brentford takımı var. Fakat bu maçta bir nevi bir reaksiyon verebilir mi diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman da Brentford takımına kendi evinde oynadığı maçlarda o beşli orta sahayla ile Özellikle beşli orta sahanın Henry ve Hickey kanatlardan biraz daha etkin olabiliyor hücum önünde. Ama karşılarında kitap gibi bir takım var Brighton takımı. Maçın beklentisi yüksek bu arada. İndeks beklentisi 2-2'lik bir skor beklentisi var bu mücadelenin. Fakat ben bunu kombineme almadım. Alan yanı aldım da bunu kombineme almadım. Güzel bir maç olacağından dolayı ya Brighton çok oturmuş bir takım ve tamamen bir parçası eksildiği zaman da diğer parçası sürekli tamamlanabilen bir takım olduğunu düşünüyorum Brighton takımının. Bu yüzden ben Brentford'un da atması zor da olsa Burada bir gol atmasını bekliyorum. Brighton golü ben biraz daha garanti görüyorum açıkçası Brentford'a oranlar. Çünkü yani kitap gibi takım dedim ya öyle bir takım Brighton takımı. Brentford da kendi evinde bir nevi kötü çıkış son hafta Newcastle'dan 5 tane gol yedi. Çok fazla etkinde olamadı. E, final paslarını çok da üzgün yapamadı. Maçın özetini izlediğiniz zaman da göreceksiniz zaten top kayıpları 3. bölgede bir aile fazlaydı. Mücadelenin zor da olsa bir KG var taşıması muhtemeldir. Bir de cuma günü cuma günleri sürpriz açık bir gün olduğu için burada Brighton tarafının doğrudan galibiyeti normal bir e, ideal olarak görülebilir. Fakat Brentford tarafında da bir hem günün ters olmasından dolayı da bir reaksiyon maçı da olabilir. Yani Brentford tarafına da kayabilir mücadele. Ama idealden biz burada 1.61 gibi orandan KG var tercihini değerlendirme altına alalım. Son mücadelem Lille Strasbourg mücadelesi. Bu maçı şöyle değerlendirdim ben. Lil takımı çok güzel oynuyor. Özellikle Kunas var ya muazzam oynuyor. Yani çalım yeteneği çok üst düzey. Hatta ratinglerine baktım. Oyuncu reytinglerine biraz düşük 5.7 olarak gözüküyor. Ee, Kunas'ın Lil oyuncusunun sağ kanıtı. Ama oyuncu sağda solda ortada çok fazla çalım yaparaktan da ve bu çalımlarından da başarı oranı çok yüksek. Yani yüzde olarak bakmadı fakat 10 çalımının 7'sinden başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla pozisyon yaratıyor ve takım içindeki diğer oyuncular da hatta mesela burada Kunas ayağını aldığı zaman da çalım yaptığı zaman da Strasbourg defansı burada adama yönelecek. Diğer oyuncular biraz daha boşa geçebiliyor. Bambası vesairesi. Bu yüzden Lille golünü ben burada aldım. Strasbourg'a baktığımız zaman da onlar da 5'li orta sahayla oynuyor. Ve kanatlardan kendi evinde oynadığı maçlarda hücum olarak etkin olabiliyor. Ben Stasbourg'un da bu maçta gol atmasını bekliyorum. Var tercihini burada değerlendirme altına aldım. Direkt 1.54 gibi orandan aldım. Kombineme de koydum hatta. İdeal kombinemiz var. İdeal kombinemiz isterseniz ekrana gelsin. İdeal kombinemiz 2 kaçmış 2.34 oranlık var kombinesi. Alanya Antalya maçını biraz daha detaylı anlattım oynanan oyundan ziyade dış etkenlerden de biraz bahsetmeye çalıştım. O mücadelenin ben var olmasını bekliyorum. Strasbourg bir mücadelesine baktığımız zaman da Lille takımın bireysel anlamda özellikle Kunas'a dikkat edin. Gol veya asist yapabilir ki asist önceliklidir biraz. Lille takımı deplasmanda olsa oynayan bir takım. Strasbourg'la orta sahasıyla birlikte hücumda çift forvet oynuyor zaten. Besleyebilirlerse gol bulma yönünde kendi evinde çok sıkıntı yaşamayan bir ekip. O yüzden onların da gol bekliyorum. Cuma kombinesi bizden diyelim 2 34 oranlı ideal bir kombine. 2 tane var maçı güzel kılçıksız olarak. Umarım yerim umarım cumartesi hafta sonuna bir sermaye olaraktan görebilirsiniz. Değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.